Herkese merhabalar, ben Hero Olur Baytanır. Bugün Gone Home isimli oyunda karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Oyuna başlamadan önce belirtmem gerekir ki ben bu oyunu değer verdiğim bir insanla oynamak istiyordum. Daha doğrusu bunu değer verdiğim insanı oynatmak istiyordum. Çünkü hikayesi hakkında az çok bir bilgiye sahibim. Tabii ki bilmiyorum detaylarını. Böyle bir şey gerçekleşmeyeceği kesinleştiğinden dolayı tek başıma oynamaya karar verdim. Çok uzun süredir bu oyunu bekletiyorum ben. Oyunun hikayesine dönecek olursak, oyun bir bakıma hikaye ve bulmaca tabanlı diyebiliriz. Yani çok fazla action olmayacaktır oyunda ama bir hikayeyi öğrenmeye çalışıyor olacağız. Hikaye nedir diye soracak olursanız, 1995 senesinde yaşanan bir olayı baz alarak yapılmış bir oyundur bu. Oyunun içerisinde biz bir ailenin iki kız kardeşten bir tanesiyiz. Bir anne babamız var, bir de bizden küçük bir kız kardeşimiz var. Uzun seneler sonrasında biz yurt dışında eğitime gidiyoruz diye biliyorum, emin değilim. Oyun sırasında öğreneceğiz bunu. Evimize geri dönüyoruz. Hi mom. So I got my ticket home from Europe. Konuşan I get back on June 6th, muhtemelen. But it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't dönüş, worry, I'll get a shuttle from the airport, so you don't have to pick me up. Like really seriously, you don't have to. Okay, so love you. See you soon. Bye. Görüşmek üzere. Eve döndüğümüzde evde kız kardeşimizi bulamayacağız. Ve hikayeyi çözerek evde ne olduğunu, kız kardeşimizin ne yaptığını ya da aile bireylerine bir şey mi oldu bunu öğreniyor olacağız. Gördüğünüz gibi 1995 senesinde onayladı oyun bende. Gece yarısı saat 1'i çeyrek geçe evimize geldik. Evet. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi bizim çantamız var. İsmimiz Caitlin. Orijinali böyle mi yazılıyor bilmiyorum. Kontroller fena değil. Burada bir not var, nota bakalım. Kate üzgünüm, seni görmek için orada değilim. Ama bu imkansızdı. Lütfen, lütfen benim nerede olduğumu bulmak için etrafı karıştırma. Kimsenin bilmesini istemiyorum. Bir gün birbirimizi tekrar göreceğiz. Endişelenme, seni seviyorum. Sam. İsminin Sam olduğuna bakmayın. O bir bayan. Kapılar kilitli. Peki. Burada bir eşyam var, bakalım. Şimdi bayrağı alıyoruz. Bayrağı aldıktan sonra sağ tıkla sağına soluna bakabiliyoruz. Ve tekrar yerine koyabiliyoruz. Yani sol tık ve sağ tık olarak oynuyor olacağız. Bir ördekçik var burada. Ördeğin altından anahtar çıktı, evet. Bu arada şu an oyunu ilk kez başladığım için birçok uyarı ekranı çıkıyor karşımıza. Bunlar zamanla eminim kaybolacaktır. Şunu da belirteyim. Oyun sırasında takip etmemiz gereken birden fazla şey olacak. Bu yüzden ben bir not kağıdı kullanıyor olacağım. Yani dediğim gibi oyunu biraz araştırdım ama hikayesine bakmamaya çalıştım. Çünkü benim çok ilgimi çekti. Gördüğünüz gibi evde kimse yok. Evde şu an tek başımızdayız ve ne olduğunu öğrenmeye çalışacağız. Aslında oyunun şöyle de bir olayı var. Sanki başka birinin evini inceliyormuş gibi hissediyorsunuz ister istemez. Bir nakliyat şirketinden gelen bir fatura var. Bunlar... Dear Katie. So much has changed. Sen gittiğinden beri çok şey değişti. Günlüğünü okuyoruz şu an Sam'in. Bu eve taşındık. Yeni bir okula başladım ve ablamın bir yıl boyunca gitmiş olması bunları hiç kolaylaştırmadı. Bu gerçek değil gibi hissediyorum. Ama bunun beni korkutmasına izin vermedim. Sana her şeyi anlatacağım. Ama bunu yüzü yapamadım. Sen kim bilin neredesin? Bunu sana bu günlükle anlatacağım diyor. Seninle konuşuyormuşum gibi. Bu da bizim daha çok hoşumuza gider. Bu arada arkadaşlar şunu da detay olarak belirteyim. Oyunun sesleri zaman zaman benim sesimin üzerine çıkabilir ama bu size bir problem yaratmasın lütfen. Çünkü oyunun çok güzel soundtrackleri var ve bu soundtracklerden mahrum kalmanızı gerçekten istemiyorum. Ben ilk olarak gördüğüm lavabo kısmına girdim. Bir masa oyunu var. Alplerin üzerinde diye bir oyun. Kutular var. Burada bir kart var. Sakelma ilçe orman servisi. Jamie, bu bizim annemiz olabilir. Emin değilim. Bunları dediğim gibi daha sonra daha rahat bir şekilde görüyor olacağız. Bu arada sensitivity biraz bir fazla hızlı gibi duruyor. Onu ben biraz düşürmek istiyorum. Çok hızlı dönüyor bazen çünkü. Evet, biraz daha tatlı gibi. Peki. Burada bir kupa var. Eski kupamı al diye çıktı. Bölgesel atletizm finalleri bayanlar uzun atlama. Uzun atlama birinciliğimiz varmış. Burada bir kuru kafamız var. Hecho en Mexico. Meksika'dan alınmış bir kupa. Bu nedir?
Yine bölgesel atletizm finalleri bayanlar 100 metre bayrak yarışı. Tebrik ediyoruz. Çok güzel bir karakteri oynuyoruz şu an. Burada ışık var mı? Şu yanıyor mu? Yanıyor. Süper. Burada bir mektup bulduk. Bakalım ne diyor. Sevgili Can, senden tekrar mektup almak çok güzeldi. Bu yeni ev işleri oldukça maceralı gibi gözüküyor. Üniversite 1. sınıfta paylaştığımız küçük yurt odasını hatırlıyor musun? Bizi sefilken rüya evleri hakkında fantezileri. Biz sefilken rüya evleri hakkında fantezileri, yanlış okudum, pardon. Ben hep bir konak istediğimi söylerdim ve sen de ormanda bir ev istediğini söylerdin. Bunları diyene bak, insanların sevgili kuluymuşsun. Bu şansın birazını kullanabilirdim. Bana biraz dosu numaraları gönder, ben de oynayacağım, ciddiyim. Ama ben şikayetçi olmamalıyım. Bu eski iki seviyede olan odada babın Winnipeg'e taşındığından beri yaşadım. Dış cephe kaplamalarını henüz yeni yaptırdık. Hala güvensiz. Eğer yerlerini değiştirmeyi istiyorsan bileyim diyor. Kızların nasıl? Katie'nin Avrupa'da maceralar yapmaya mı gitti? Hala kıskanç. Yazında, yakında yaz. Seni özledim. O da arkadaşın Carol. Bu anladığım kadarıyla annemizin arkadaşı oluyor. Peki, mektubu ben yerine koyuyorum. Bu arada eğilebiliyor muyum? Evet, kontrol tuşuyla eğilebiliyormuşum. Şey kapatmayacağım, pardon. Dolapları açacağız. Yani evdeki her şeye bakıyor olacağız. Oyunda böyle aksiyon bekleyen varsa şu andan itibaren izlemeyi kapatabilir. Çünkü öyle bir aksiyon olacağını zannetmiyorum. Ama birinin evini kurcalama hissiyatı hoşuna gidecek birisi varsa burada kalabilir. Burada gezi notları bulduk. Katie'nin gidişi. İlk önce Amsterdam'a gitmişiz. Bu detayı da buradan görmüş olduk. Nereden geldiğimizi de öğrenmiş olduk. Telefon. Telefon şu an çekmiyor gördüğüm kadarıyla. Tamam. Şunu açabiliyor muyuz? Mesajları çal diyelim. 3 mesaj var. Sam. Sam. Hello. Sam'e, yani bizim küçük kardeşimize bırakılmış Sam. Bir mesaj var. Sam, where are you? Sam, neredesin? Really? Gerçekten? I need to talk to you. Seninle konuşmalıyım. Please be there. Anlamadım. Bu Sam'in bir arkadaşı olsa gerek. Bu da bizim son bıraktığımız mesaj. Sam eski mahalleden Daniel yeni evini görmek istiyor, onu geri ara. Anne, Daniel garip bir çocuk, benim onunla arkadaş olmamın tek nedeni var çünkü küçükken onun bir Nintendo'su vardı. Çok iyiymiş. Nintendo'su olan erkek arkadaşları seven kızlar. Bayağı karanlık burası. Üst kata neden çıkmadım bilmiyorum ama evdeki konumumuzu kontrol etmek için iki ya da metro. Süper, minikte bir haritamız var. Üst kata neden çıkmadım bilmiyorum. Alt katı kontrol etmek istiyorum ben önce. Hoş geldin yeni öğrenci. Bizim gibi senin de Goodfellow Lisesi'nin ilk günü hakkında heyecanlı olduğunu umuyorum. Lütfen sınıfındaki ilk günde şunları getirdiğine emin ol. Vesaire 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 vesaire. Geceleri iyi uyumayı ve saat 8'deki ilk ders saatin hazır olmayı unutma. Yakında görüşürüz ve tekrar hoş geldin. Bu bizim küçük kız kardeşimiz için okulundan verilmiş bir not. Oh my god. Aman you sen, are so sen lucky çok şanslısın. High school biz bu eve taşınmadan önce liseyi bitirdin. So, it's the first day of yani bugün okulun ilk günü and ve işte I am, buradayım. Introducing myself kendimi to the class. Tanıtıyorum ve and onlara sadece I just moved into the house eve on taşındığımızı Hill. Söyledim. All of a sudden, every kid in the room turns and just stares like I suddenly transformed into a mutant. It just stood there. Ben sadece orada pretty durdum, hard for a rewind sağlam button. Bir geri sarma because now maybe nobody knows my name. Çünkü şimdi belki kimse benim ismimi bilmiyor. They all know ama who I herkes am. Böyle the psycho house girl. Perili evdeki kız. Süper. Great. Buranın perili ev diye bir söylentisi var herhalde. Yani kart paketinden bir şey çıkacağını zannetmiyorum ama interact etmenin tabii ki avantajı var. Ölüm ilanı. Oscar Mason ya da Mason bilmiyorum. 60, Boone County'de geçen ay huzur içinde ruhunu teslim etmiştir. Bay Mason diyelim biz ona ya. 8 Eylül 1933 tarihinde doğmuştur. Evde onun hayatında geri kalanlar kalacak. O genç yaşta eczane diplomasını kazanmış ve Boone County'ye geri dönmüştür. O hızlıca halk içinde sevilen bir figür haline gelmiştir. Ölümünden önceki yıllarda bu nadiren evin önünde görüldü. Bir servis tarafından bu pazar ilk Metodist kilisesinde saat 1'de son yolculuğuna uğurlanacaktır. Herkes davetlidir. Onun hayatta olan yeğeni Terence Gerenwood, bu annemiz de dahil olmak üzere Boone County halkı için gerekli. Evet, anladığım kadarıyla bizim bir amcamız ya da dayımız artık, hangisi bilmiyorum. Bu kim bu arada?
De Soto yazıyor. Arkasında bir not var mı? Yok. Pembe saçlı birisi var burada. Bu kız kardeşimiz ya da biz olabiliriz, bilmiyorum. Dediğim gibi ya dayısı ya da amcası, bu her kimse öldükten sonra onun evine taşınmışız gördüğüm kadarıyla. Burası neresi? Işıkları açtım. Bu arada burada çok fazla kitap var, acaba bunların arkalarından bir şey çıkar mı dedim, merak etmiyor değilim. Mantilatörü çalıştır, çalıştıralım. Bir şey daha çıktı. Cresswell, neymiş bu? Evdeki kablolama ve amperaj gereksinimini tekrar olarak bütün ev güvenliği kadardır. Tamam, bunun bize bir alakası yok. Bunu okumasak da olur. Bu arada ben şu sensitivity'yi tekrar ayarlamak istiyorum. Çünkü hala rahat oynayamıyorum oyunu. Daha mı iyi? Göreceğiz. Burada neler var? Bir kağıt var, bakalım. Compact Disc Player, $9.99. Bu bahsettiği şey bizim eski CD çalarlar. Onun özellikleri yazıyor. Derler ki elinden her iş gelen bir usta yoktur. Ben aynı fikirde değilim. Ustalık bir uzmanlık sonucu sorusu değildir ama kesinlikle ve zanaat özverisidir. Eğer Let's CD çalar ararsanız hemen bilmenizden memnun oluruz. Bunların satışını falan mı yapıyordu bizim amcamız ya da bunların tanıtımını falan mı yapıyorduk biz acaba? Buruşmuş kağıt var, onu alabiliyor muyum? John Russell gözlerini açtı ve onları gördü. Yıldızları. Massachusetts'te aile avlusunun çimlerindeyken onları parlıyor gibiydi. Buradan 1 milyon kilometre uzakta. Hayır, o uzay istasyonu Archimedes'in karbon takviyeli güvenlik camından bakarak gözlerini uykudan açtı. Evet, o evinden uzaktaydı ama geleceğin ona ihtiyacı vardı. John Russell isminde birine yazılmış bir hikaye var burada. Hikayesi kendisiyle kalsın. Kombinasyonu gir. Evet, şifreli bir kısım çıktı karşımıza. Bu açılıyor mu? Açılıyor, bir şey yok. Bu açılıyor mu? Şu mouse'un hızlı dönme konusunda hala bir çözüm getirebilmiş değilim. Bu ne? Oo, kocaman kütüphane var. Şu ne? Arada bir şey mi gözüküyor? Duvar desem herhalde, bilmiyorum. Gazete, mendil kutusunu incelemenin bir anlamı yok herhalde ama bitmiş. En azından onu söyleyebilirim. Dergiler, hatun dergileri. Şurada kurcalanmış bir şey var. Kapağı al. Kapağı bırakabiliyor muyum başka bir yere? Oo, bırakıyorum, süper. Bunlar ne peki? Babamın ikinci kitabı. Oha. Yanlışlıkla toplumdan dışlanan. Bizim babamız kitap mı yazıyormuş? Bir dakika, o kitapların altında bir şey var. O ne? Dur bakayım. Şöyle bir eğilip mi yapsam daha mı böyle olur acaba? Şurada bir şey var ya. Bu ne abi? Oha! Çok iyi. Adult dergi bulduk arkadaşlar. Vay canına baba diye de not çıktı zaten. Babamızın koleksiyonunu bulduk. Kitabı al. Çatımın altındaki yabancı. Gençleri anlamak. Doktor Elisa Medina, bu arada fotoğrafı da var kendisinin. Bu isimleri şimdiye kadar not almadım ama... Sevgili Terence, David benim sana son birkaç ayda sunmuş olduğum araştırmalarla ilgili yazmamı istedi. Açık konuşmak gerekirse korkucu bir bakış açısından görüldüğü üzere onlara diğerlerinden daha fazla sorumlu olmaktadır. Bir kelime sınırı var, senin görevin buna uymak, onu kısaltmak benim görevim değil. Yine de tamamen en baştan yazılma işlemi olmaksızın kullanıma uygun kopyasından fazlalık ve alakasız olan içerikleri çıkarmak gitgide zorlaşıyor. Ev sineması tutkunları donanım kalitesi ve diğer değerleriyle ilgili bilgi almak istiyor. Çocuk gibi geviş getirmenizi değil. David seni uzun süredir tanır ve kendisi patrondur. Bu yüzden sana onun talimatı doğrultusunda bir şans daha veriyorum. Kendisine göstermiş olduğunuz sabır ve cömertliği için güzel bir teşekkür notu yazmalısın. Eski kaynaklarına bir göz at ve araştırmalarını yeniden o şekilde yap. Böylece herkes mutlu olacaktır. Brent Kurtwood, araştırma editörü, Ev Sineması Tutkunları dergisi. Anladığım kadarıyla babamızın yaptığı işe karşı tam olarak bir destek yok. Belli ki babamız biraz, yani bana öyle geldi şu an için, birazcık geride kalmış. Çünkü daha çok hikayeleri gördük. Biraz önce yazılmış amatör hikaye de gördük. O televizyon açık. Edilbis var mı yoksa ne acaba? Şu an çok ilgimi çekti. Kaseti, oha!
Kasa çalabiliyor muyum? Çok iyi. Dur bayağı yıkım var ya. Şunu kapatabiliyor muyum? Utangaç olsam bile arkadaş olabiliriz. Sen bunun sana yardım edeceğini sanıyorum babam. O babamızla kız kardeşimiz arasında belli ki değişiklik var. Bu duyguyu bilirsin. Benim ilk gördüğüm ilk an etrafında büyük altın bir yıldız var gibi oluyor. Ve senin de onunla tanışmam mı gerekiyor? Peki, bir kız var. Onun kıdemli olduğunu düşünüyorum. O genelde bir şey gibi giyinir. Punk gibi. Ama bazen ben onu askeri üniforması gibi bir şey giymişken görüyorum. Ve o bütün gün defterine bir şeyler çiziyor. Çok yoğun görünüyor. Başım nasıl bir bahane bulup onunla konuşacağım hiçbir fikrim yok. Sanki onunla kuzan sonra bütün arkadaşları Street Fighter oynadığını fark edene kadar Street Fighter izledi. Bu bizim... Pizzaların hepsini yediniz mi? Bu bizim kardeşimiz Sam'in bir arkadaşı hakkında... Bu arada eski günlükleri var. Bir arkadaş hakkında yazdığı şeydi, günlüğüne yazdığı bir parçaydı. Hani onunla nasıl tanışırım falan diye. Bu arada buraya bir kale yapılmış. Aman tanrım. Sizin çocukluğunuzda bunlar var mıyız bilmiyorum ama biz çocukken arkadaşlar genelde şey yapardık. Birkaç çocuk bir araya geldiğimizde bunu da çıkartıyorum. Tam şu an çok dikkatimi çekmedi. Bir dakika, kasetin üzerine ne yazıyor? Girl Scout, rol model. Peki. Dediğim gibi biz çocukken genelde birkaç arkadaş bir araya geldiğimiz zaman, o zamanlar tabii daha büyük divanlarımız vardı. Onların yastıklarını sökerdik ve söktükten sonra kendimize kale yapardık, içine girerdik, savaşırdık. Tek başımızayken ne yapardık bunu? O zamanlar hayal dünyamız çok daha iyiydi. Samantha Jane 1, kalite 2, hikaye kaplumbağalar insanlar bölüm 1. Kapten Allegra okyanusa bakıyordu, sonsuza kadar gitti. Ya da öyle görünüyordu. Bir gün o kuyuyu bulacaktı ve orada cennet olacaktı. Ondan sonra bir top sesi duydu. Bam! Bu kara korsan gemisiydi. O bağırdı. Biz onları at odasında kaybettiğimizi sanıyordum. İkinci kaptan dedi. Çok çabuk kara düşünmüşe benziyorsun. Çok pardon ya. Kara gemi yanlarına geldi. Kara kaptan gemisinin güvercesine. Çıktı. Kaptan Allegra seslendi. Kıyıyı asla bulamayacaksın. Orada cennet yok ve senin baban bir yalancı. Kaptan Allegra cevap verdi. O zaman neden bizi takip ediyorsun? Emlesin misin? Ya bu ne değişik bir hikaye. İkinci kaptan seslendi. Sizi durduracağız. Kara kaptan. Biz bu dünyanın kenarını bulacağız ve onun babasının yalancı olmadığını göreceksin. Kaptan Allegra'nın gemisini kaçana kadar savaşa devam etti. Şimdi batıya dedi ve gemi gün batımına doğru yelken açtı. Bu hikayeler kısa kısa yazılmış hikayeler diye tahmin ediyorum ama ben okumaktan keyif alıyorum. Sizin hoşunuza gitmezse bir iki dakika geriye alabilirsiniz. Ben çünkü çok merak ediyorum. Broşür. Ulusal Ormancılık Kılavuzu. Bu arada annemiz koruyucu giysisi deniyor galiba değil mi? Kuponlar. Eskiden gazetelerden kuponlar biriktirilirdi. Anneannem o şekilde dayıma bir telefon almıştı hatırlıyorum. Bildiğiniz vardı yani öyle şeyler. Şu çok parlıyor bunlar. Bu kitaplıklarda bir şey var mı acaba ya? Hiç bakmıyorum ama. Umarım bir şey kaçınmam. Burada ışık var mı? Var, süper. Babamızın yazdığı kitaplar. Burada bir not var. Bu ne? Lütfen bunu anneme ver. Samantha, yani Sam. Janice, Dani'yi yeni evimize aldığınız için çok sağ olun. Arkadaş Samantha'yı çok özlemişti. Dani onun Nintendo Sokak Dövüşü kasetini Samantha'ya ödünç verip vermeyeceğini sordu. Ve ben de izin verdim. Zaten bu oyunlarıyla daha az vakit harcamak gerekiyor. Geri vermek için acele etmesin. Elbette Samantha da bizi istediği gibi ziyarete gelebilir. Bu biraz önce bir şey anlatacağım. Eğer tüm hayatınızı bir yerde geçiriyorsanız, komşunuz sizin biraz varsayılan arkadaşınız gibi oluyor. Ve Daniel yılları içerisinde garipleşti. Yani uzaklaşmayı bir bahane oldu gibi. Artık onu fazla göremiyorum. Ama onun her zaman Nintendo için iyi oyunları vardı. Belki onları arayacağım diyor. Bu biz... Nota baktığımız sırada, yani telefonun orada nota baktığımızda bahseden deneydi. Acaba kız kardeşimizin erkek arkadaşı olabilir mi diye düşünmüyor değilim şu an.
Bu bizi ilgilendirmiyor. Bunu bırakabiliriz. Şişeler var. İnteract edebileceğimiz çok fazla şey var. Çalabiliyor muyum? Müzik çok iyi. Somehow I always knew that someday we'd be through. İşte gerçekten çok iyi. Bu neymiş? Üreme sistemi ödevi. Kadın vücudu, erkek vücudu. Bir dakika. Ödev için bir ceza almış bizim kardeşimiz galiba. Bir saniye. Şunu bir durduralım. DJ. Yönergeler. Aşağıda iki hikaye vardır. Olaylar karışık olarak verilmiştir. Çizgili bir kağıt alıp hikayelerden birini seç ve yeniden yaz. Makaleye başlık koy ve üzerine adını yaz. Paragrafa başlamak için bir fikir bul. Cümleleri kronolojik olarak sırala. Son cümlenin düzgün bir çıkarım cümlesi olduğundan emin ol. Birinci bölüm adet döngüsü. İkinci bölüm neydi? Adet döngüsü yeni bir roman. Peki. 1 Eylül, adet döngüsü adında bir ödev verilmiş bizim kardeşimize ve o bu ödevi yapmış. Ödevin içeriğine bakalım hemen, ne yazmış çok merak ettim çünkü öğretmenin notunu gördüm orada. 1 Eylül 1939 sabahının erken saatleriydi. Esaglas, Viyana'dan hareket eden ve onu Polonya'daki evi Vion köyüne götüren trenin penceresinden dışarı bakıyordu. Tren yol boyunca gürültü çıkartıyor ve güneş kırlar üzerinde yükseliyordu. O sadece sevgilisi Borislav'ı düşünüyordu. Oğlan onunla evlenmek için nişanlıydı. Bu arada onun vücudundaki yumurta hücreleri gelişmeye başlamıştı. Çok iyi. Esa'nın treni hedefe yaklaştı. Kalp atışları hızlanmıştı. Rahim içi dokusu kalınlaşmakta ve yumuşamaktaydı. Esa trenden indiği zaman kalabalıkta gözü onarıyordu ve işte oradaydı sevgilisi Boris. Hala fırıncı elbisesi içinde karşılamaya gelmeden önce babasının dükkanına sabahın erken görevleri ona düşmüş olmalıydı. Birden çok şaşırdı. Yumurtalık ücretsiz yumurtayı bırakıp falop tüpünden indi. Buhar motorunun üstünde bir vızıltı yükseldi. Bu gökten geliyordu. Siyah gölgeler istasyonun üzerinden geçiyordu. Bir ıslık sesi. Esa'nın düşünceleri bombalardan birkaç saniye daha hızlıydı. Kalabalık arasında sevgili Boris kendisine yaklaşıyordu. Gözleri birbirlerine kilitlendi ve zaman durdu. Flaş ve dumanlar da ise anında onu örttü. Alman kuvvetleri kasaba sakinleri %75'e yakınını öldürdü. Esa ve Boris daha dahil olmak üzere geri kalanlar yarısı yıkılmış bir kilisede bir araya toplandılar. O kördü, bacakları yoktu. Yırtık çarşaflarla sargılıydı. Esa'nın yumurtası bir sperm ile birleşmeyecekti. Yumurta eridi. Yaklaşık 2 hafta sonra Boris hayata veda etti. Esa onu canlı tutmak için erzaklarını verdi ama onu kurtaramadı. Hasarlı yumurta gebelik için gerekli değildi ve vajina yoluyla dışarı çıkar. Niye buralar böyle yazılmış ya? Esa hayatta kalmak için söz verdi. Cesur bir casus ve canlı bomba olarak Polonya direnişine katılmak için yola çıktı. Başka bir yumurta yumurtalıkların birinde gelişmeye başlar ve bu süreç tekrar başlar. Bu inanılmaz kadın vücudu hamilelik için nasıl hazırlanacağını bilir. Öğretmenin de beni görmeye geldiği bir not vermiş. Yani cinselliği bir savaş hikayesi gibi anlatmış. Daha doğrusu savaş öncesi gibi anlatmış. Çok çok iyiydi. Arkadaşlar ben burada ilk bölümün sonuna geliyorum. Video ilginizi çektiyse bunun tamamını seri olarak yayınlayacağımı söylemek isterim. İkinci bölümde görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Oyunda kalın. Hepinize hoşça kalın.